Herkese merhabalar arkadaşlar. Oran orantı problemleri soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir seriyle Tonguç Akademi'de sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yeni serimiz Problemler Soru Çözümü ve ilk soru çözümü olarak da problemlerin temeli Oran Orantı problemlerinin soru çözümünü seçtik arkadaşlar çünkü oran orantıyı iyi bilmezsek problemlerde zorlanabiliriz ama bilirsek de çok da çok rahatlayacağız demektir ve arkadaşlar serimiz 10 sorudan oluşacak her hafta 10 soruyla sizlere o konuyla o problemlerin soru çözümüyle destek olmaya çalışacağız siz istediğiniz biz hemen hafta sonları problemler tekrar soru çözümü koyduk ve de arkadaşlar benzer konuları aynı anda hafta sonları vererek çok fazla süreci yaymadan güzel bir şekilde en fazla 30 dakika sürecek şekilde sizi de sıkmadan her hafta sonu bir ya da iki konuyu belki de bazen üç konuyu üç problem çeşidini halletmeye çalışacağız ve ilk olarak neyi seçtik bir kere daha söyleyelim oran orantı problemlerinin soru çözümü seçtik neden oran orantı problemleri çok önemliydi çünkü doğru orantı ters orantı iyi bilmek lazım problemler onlarsız olmuyordu ve artık başladık ve ilk problemimiz arkadaşlar, bir kümeste bulunan 70 tavuğa 40 gün yetecek kadar yem vardır. 15 gün sonra 20 tavuk kesilirse geriye kalan yem kalan tavuklara kaç gün yeter? Arkadaşlar öncelikle bu, bu soru çözümünde sizlere konuyu bir özetlemeye çalışacağım genelde. Sonrasında arkadaşlar hemen soruyu çözmeye çalışacağız varsa taktiği tekniği kısa çakal yolu onu anlatmaya çalışacağız ve sorularımız klasikten yeni nesle doğru giden tarzda olacak ve tabii ki de kolay soruların yanında zor sorular orta sorular sınav seviyesi ÖSYM tarzı en sonunda sorularımız olacak bütün serilerde hemen sorumuza bakalım öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar hatırlıyor muyuz doğru orantı ters orantı neydi doğru orantı iki çokluğun biri artarken diğeri de artıyorsa bu doğru orantıydı ve öğretmenlerimiz bizleri ufak bir şaka yapıp kandırabilirdi. Biri azalırsa diğeri de azalıyorsa bu da ters orantı değildi. Bu da doğru orantıydı arkadaşlar. İkisi de artıyorsa doğru ikisi de azalıyorsa doğru orantıydı. Hatta ve hatta biz buna orantılı da diyorduk. Orantılı ve doğru orantı aynı şeylerdi. Geldik ikincisine bir çokluğum artarken diğeri azalıyorsa ya da diğeri azalıyorken öbürküsü artıyorsa bunlarda ne olacaktı arkadaşlar? Ters orantı olacaktı. Ve arkadaşlar ters orantı varsa iki tane değerimizi böyle dörtlü bir şekilde yan yana yazdığımızda ters orantıda düz çarpıp birbirlerine eşitliyorduk. Doğru orantıda ise biz böyle yan yana yazdıklarımızda çaprazlamasına çarpıp birbirlerine eşitliyorduk. Bunları söylemiş olduk arkadaşlar. Hemen sorumuzu bir kere açıkladıktan sonra hemen yapalım. Bir kümeste bulunan 70 tavuğa 40 gün yetecek yem vardır. Bakın arkadaşlar 70 günümüz var. Pardon 70 tavuğumuz var. Elimizde de 40 günümüz var. 70 tavuk 40 günlük yem var. Şimdi arkadaşlar 15 gün sonra 20 tavuk kesiliyor. Bir dakika 15 gün geçsin tavuk kesilmesin bir. 15 gün geçerse arkadaşlar bu 70 tavuk ne yapar? 70 tavuk 15 gün geçti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 25 günlük yem kaldı. Bakın stoklar azaldı. Stoklar azaldı. 70 kişiyiz ve 25 günlük yemimiz var. Ama ne oluyor? Orada bazı tavuklar kesime gidiyor. Kesime gidenler kaç tanesi? 20 tanesi. O zaman geriye kaç tane tavuk kalacak? 50 tavuk kalmış olacak. Şimdi arkadaşlar, bakın çok dikkatli dinleyin. Burada tavuklar azaldı. Peki bize yetecek yem 25 günlüktü. Şimdi kaç günlük olacak arkadaşlar? Buraya dikkat edin. X günlük olacak. Peki sorum şu size. 70 tavuğa 25 gün yeten yem. 50 tava az kişi oldukları için daha çok mu yeter? Çünkü yemekleri gördüğünüz gibi aynı çok kişi az günde bitirir ama az kişi çok günde bitirir. İşte burada bir terslik var. Ne arkadaşım bak burada tavuk sayısı azaldıkça gün sayısı ne olacak? Artacak. Ha, o zaman burada bir terslik var. Terslik varsa arkadaşım hemen ters orantıyı yapıştırırım. Biraz önce ne demiştim? Çoklukları yan yana yazdığınızda hemen yan yana çarpıp birbirlerine eşitliyorduk. O zaman ne yaptık? 50 çarpı x dedik. E 25'te 50 birbirini götürdü. Burada 2 kaldı. Burada 1. O zaman bu 2 ile de bu 70 birbirini götürsün. Burada 35 kalsın. O zaman x'imiz ne olmuş olsun? 35 olsun. Demek ki arkadaşlar kalan tavuklara kaç gün yetermiş? 35 gün yetermiş. İlk sorumuzu güzel bir şekilde konu özetli bitirmiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Arkadaşlar bakın çok önemli bir mevzuyla devam edelim. O da doğru orantı veyahut da orantılı derse biz bu sorularda bu değerlere ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir başlangıç yoluna gitmemiz gerekiyor? Bir de de elindeki 75 tane cevizi yaşları 2, 6, 7 ile orantılı 7 olan torunlarına yaşları ile orantılı olarak paylaştıracakmış. Bir dakika bu çocuk küçük, bu çocuk orta, bu çocuk büyük. Şimdi yaşlarıyla orantılı diyorsa orantı biraz önce söylemiştim doğru ile aynıydı. Ve arkadaşlar unutmayın doğru orantıda her zaman bölme yapılır. Bölme. İki çokluk birbiriyle orantılıysa A bölü B yaparsın. Ve bunlar bir sabite eşitlerdir. Biz de buna orantı sabiti ya da oran sabiti diyebiliriz. Geçtik. O zaman bakın arkadaşlar bölme yapacaksam küçük kardeş 2 ile orantılı olacak ortanca kardeş 6 ile büyük kardeş de 7 ile orantılı olacak. Yine söylüyorum hemen burada bir K'ya eşit olacaklar. K dediğimiz şey sabit. Küçük kardeşle karışmaması için o zaman biz de buraya ne diyelim arkadaşlar? Bir K harfi değil de M harfi diyelim. K diyorduk ya M dedik artık çünkü burada küçüğe K demiştik. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın K eşittir 2M midir? K bölü 2M ise K eşittir 2M'dir. O zaman O eşittir 6M değil midir? E, B eşittir 7M değil midir? E, o zaman bu 3 tane kardeşin alacakları paylar bunlar. Yaşlarıyla orantılı alacakları paylar bunlar. Peki neyin paylaşıyorlar bunlar? Küçük, orta, büyük 75 cevizi paylaşıyorlar. Peki kaç kaç paylaşacaklar? 2M, 6M, 7M olarak yani 15M olarak paylaşacaklar. E, arkadaşım hemen bunları bir cırtlat bakalım. birbirlerini götürdüler. O zaman 15, 75 m eşittir 5 oldu. İşte bu kadar. Arkadaşım m'yi 5 bulduktan sonra işim kolay. Bana en küçük çocuğu soruyorsa hemen küçüğe zaten k demiştim. k eşittir 2 çarpı 5. O zaman k ne yapar? 10 alır. Peki büyük ne alır mesela? Büyüğü de bulalım. 7 çarpı 5 o da ne olacak? Büyük de 35 alacak. Bak neden? Yaşlarıyla orantılı ya. Büyük olan büyük, küçük olan küçük alacak arkadaşım. Unutma en küçük çocuğa kaç ceviz düşer? Tabii ki de 10 ceviz düşer dedik. Ve bu doğru orantı sorusunda yine sana güzel bir özetle açıklayarak geçtik. Geldim bir sonraki soruya. Dede bonkör. Dede elindeki cevizleri bir de başka çocuklara bölüştürüyor. Ama bu çocukların yaşı yine 2, 6, 7. Aa pardon bu sefer ne yapıyor? 68 cevizi bölüştürüyor. Ve ne diyor? yaşlarıyla ters orantılı diyor. Bakın arkadaşlar ters orantılı da unutmayın. Ters orantı deyince ne veriliyorsa sana ne ile ters orantı diyorsa sen orada çarpma yapacaksın çarpma. Ya da bir ters orantı gördüğünde işin içinde ters orantı varsa ilk soruda yaptığımız gibi çarpma yapacaksın. Ne demek bu hocam? İki tane çokluk çarpılınca bir sabite eşit. İki çokluk ne olacak? Çarpılacak. O zaman arkadaşım yine bu çocuk küçük. Yine bu çocuk orta. Yine bu çocuk büyük mü? Bu sefer bak ne yapıyorum? 2 çarpı küçük. Çünkü ters orantılı ya bak şimdi bak olaya bak şimdi. 6 tane orta eşittir. 7 tane büyük olacak. Ve arkadaşlar bunu milli eğitim kitapları ve test kitapları her zaman şöyle yazar. Unutmayalım bakın. Nasıl yazar biliyor musun? Eşittir K der. Bakın eşittir K der. Tabi biz bu soruda K dediğimiz için eşittir M diyeceğiz ama bakın dikkat edin. Buraya M derseniz bölülerle uğraşırsınız. Bunu normalde YouTube'da konu kısmında anlatmıştık. İzlemeyen varsa orayı izlesin. Çünkü çok önemli. Konu kısmında açı açı anlatmıştık. Ama fark etmez. Özetle de bir kere daha söyleyeceğim. Ne diyorum arkadaşım? Bak buraya sen K yazarsan bölülerle uğraşırsın. O zaman bunların katını yaz. Bunların katı kaç? 7, 6, 42. 2'ye de uyuyor. O zaman buraya sen 42 M yaz. Neden? Çünkü bak bölülerle uğraşmayacaksın. K eşittir 2 kere 21 42 olduğu için 21 mi? Bak ortanca ne oldu? Ortanca eşittir. 6 kere 7 M. Büyük ne oldu arkadaşım? Büyük de 6 M olmuş oldu. Şimdi 68 ceviz var mıydı? Vardı. O zaman küçük orta büyük ne yapacak bana şimdi? Çok dikkat et. Küçük orta büyük birleşecek. Küçük artı orta artı büyük ne olacak? 21 M artı 7 M artı 6M olacak. Peki bunlar kaç cevizi bölüşeceklerdi? Bakın bunlar K10B dedi yazdıklarım. Bunların tabii ki de alacakları pay. O zaman 68 yazdım. 21 7 daha 38. 6 daha 21 7 daha 28. 6 daha 34 M olacak arkadaşım. Her iki tarafı M'ye bölersem de M eşittir. 2 olacak. Bak M 2 çıktı. Gördük mü? Şimdi çok dikkat edin. Bakın bize küçük çocuğu soruyor küçük eşittir 21 çarpı 2'den kaç etti? 42 ceviz alacak. Peki ortanca kaç alacak? 7 çarpı 2'den 14 alacak. Bakın büyük çocuk ne yapacak? 6 çarpı 2'den 12 alacak. Bak senin yaşın büyük payın küçük. Senin yaşın küçük payın büyük. İşte bu terstir arkadaşlar. Ters orantıda her zaman çarpma yapacağız. Ama bir çakallık söyleyelim. Buraya sakın K ya da M deme ne de o keklerini yaz. Rahat et. Geldim bir sonraki soruya. Bir dede elindeki dede bonkör devam ediyor yani. 74 tane çevizi 3 yaşındaki torunu ile ters. Bak 3 çocuk 3 yaşındaki torunu ile yaşı ile ters tabii ki de. Yaşı ile ters. 5 ve 7 yaşındaki torunlarının yaşları ile doğru orantılı verecek. Biraz önce açıkladık. Doğru orantı deyince bölme yapıyorduk. Bakın bu küçük çocuk o zaman 3 çarpı küçük eşittir. Bunlarla doğru orantılıysa ortanca çocuk bölü 5 ve büyük çocuk bölü 7 olacak. Bu sefer soruda bize doğruyla tersi aynı anda verdi. Hiç fark etmez arkadaşım. Sen yine tersi çarpma, doğru orantıyı da bölme olarak yazacaksın. Ve 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 ve, ve. geldik altın kurala. İşte bakın bunları zaten k dediğin mi 5k'ya 7k çıkar, sıkıntı yok. Ama burayı bölüyle uğraştırmamak için bakın 3k'ya hemen buraya ben 3M diyeceğim. Burada ters orantılılara göre yazacaksınız burayı. Peki böyle yazarsak ne olur? Bakın şimdi ne olur biliyor musunuz? K eşittir M çıkar. Ultra mega süper. Niye? Bölülerle uğraşmıyorum. Bakın şurada hemen küçük bir işlem yapayım. Görün. Ortanca bölü 5 eşittir. 3M ise o zaman nedir? Ortanca eşittir 15M'dir. Bak ortanca eşittir 15M'dir. Tamam. O zaman büyük nedir arkadaşım? büyük eşittir. Yine içler dışlardan 21 M'dir. Peki arkadaşım aynı şeyleri yaparsak biraz önce yaptığımız gibi küçük artı orta artı büyük eşittir. M artı 15 M artı 21 M mi? Evet 21 15 daha 36 bir tane daha 37. Peki bölüşeceğim neydi? 74'tü. 74 eşittir 37 M ise M buradan ne çıktı arkadaşım? 2 çıktı. M iki çıktıysa dostlar yine iki çıktı. Hocam hep mi 2 çıkar? Tabii ki de 2 çıkmaz. Bu sorularda ben bilerek yaptım arkadaşlar. 2 çıksın diye ve kolay küçük sayılarla uğraşalım diye. Bana ne diyor? En küçük çocuğa ne kadar pay düşer? Arkadaşım en küçük çocuk burada değil mi? Evet. En küçük çocuk buradaysa ve onun payı m ise o zaman ne dedik? k eşittir 2'dir dedik. Bu en küçük çocuk ne yapmış arkadaşlar? 2 pay almıştır dediğim. Bu arada aklıma şöyle bir şey gelebilir. Hocam bu çocuk küçüktü. Ters orantı ama daha fazla alması gerekmez mi? Sonuçta küçük, büyük, büyük bir değer alacaktı. Ama bakın artık başka bir sistemdeler. Artık ne yaptılar? Bileşke yaptılar. Ne yaptılar? Bileşik, bileşik orantı oldular. Tersle doğru aynı yere geldiği için artık arkadaşlar o moddan çıkıp yeni bir soru moduna geçtiler. Kafamızdan küçük çocuk, küçük, büyük çocuk, büyük ya da küçük çocuk, büyük almalıydı. Ortanca falan diye karıştırmayın. Kesinlikle ve kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Burada senin e, işlemlerin nereye götürüyorsa sen de oraya gideceksin dedik ve artık bu soru tarzında bitirmiş olduk. Şimdi geldik çok çok sorulan çark dişili ve bunların yaptıkları devir sorularına bunlar çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Biz bunu aydınlatmaya çalışalım. Bir saatin içinde birbirine bağlı 3 dişli çark, çarkın yarıçapları sırasıyla 2, 3, 4 ile orantılıdır. O zaman dişlerin yarı çapları böyleyse o zaman küçük bakın orantılıysa yarı çaplar yine aynısını söyleyeceğiz. Küçük o zaman 2 ile ortanca 3 ile e, büyük de 4 ile orantılı olacak. Tamam devam edeyim. Bunlar orantılıymış. Orantılı demek doğru orantı. 3 dişli toplam 3 dişli çark toplam 60 devir, 65 devir yapmakta. Dilim dönmedi bir anda ve toplam 180 diş bulunmaktadır. Bakın arkadaşlar işte burası benim için çok önemliydi. Çünkü yarı çapları ne kadar büyükse o kadar dişim vardır. Sonuçta bunlar aynı şeyler. Yarı çapları büyürse ne olacak? Etrafındaki diş sayısı büyük olacak. Sonuçta aynı maddeler bunlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın yine ben aynı şeyi yapacağım. Küçük bölü 2. Ortanca bölü 3. Büyük bölü 4. Çünkü doğru orantılı diyor. Doğru orantı eşittir. Yine bir. K yerine M diyeceğim arkadaşlar. Ve bunlar bana bakın yarı çaplarıyla doğru orantısı ne kadar çapın büyükse o kadar dişe sahip olacağıma göre o zaman oranım buradan kopacak. Hemen o zaman K kaç çıktı? 2M. O kaç çıktı? 3M. B kaç çıktı? B de 4M olarak geldi. Peki arkadaşım toplam diş sayım neydi benim? Toplam diş sayım 180'di. O zaman benim dişlerim bakın bunlara göre değişecek mi? Evet o zaman ne olacak bakın. Küçük artı orta artı büyük eşittir. 9M mi? Peki benim diş sayım neydi? 180 eşittir 9M mi? O zaman M eşittir nedir? 20'dir. Arkadaşlar gördük mü? Demek ki bu küçük orta büyüğün diş sayısı M'ye göre 20 olacak. Bana neyi soruyor soruda bakalım. Büyük çarkın diş sayısı bir de Küçük çarkın devirini soruyor. Bir dakika büyük çarkın büyük çarkın diş sayısı büyük çarkın diş sayısı 4 mydi O zaman ne oldu? 4 kere 20 80 olmuş oldu. Bakın bu kısmı yaptık. Şimdi devam edelim. Şimdi size bir soru. Büyük bir çark var. Yanında da küçük bir çark var. Sonuçta bunlar aynı işi yaptıkları için aynı yolu alacaklar mı? Büyük çark çok büyük. Diyelim ki iki tur attı. İki turda çevresi kadar tur atacak. E küçük çark küçük. E o adam iki turluk yerde bayağı büyük bir yol aldığı için küçük çarkta ne yapacak? O yolu almak için daha fazla dönecek. Ha bir dakika o zaman anladık. Benim demek ki yarı çapım ya da diş sayım ne kadar küçükse o kadar fazla devir yaparım. Değil mi? Ne kadar küçüksem o kadar fazla devir yapacağım. Yani bir ters orantı söz konusu mu? Evet. Diş sayın fazlaysa devrin az diş sayın azsa devrin fazla ya da yarı çapın diyebiliriz diş sayısı yerine aynı şey. O zaman şöyle diyelim mi? 2 çarpı küçük eşittir. 3 çarpı orta eşittir. 4 çarpı büyük oldu mu? Oldu. Bunlar da devirler işte arkadaşlar. Yapacağı devirler. Aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Bu taraf devir bu taraf diş sayısıydı. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Buraya bunların ekoku olan 12M'yi yapıştıracaksın. O zaman K eşittir nedir? 6M'dir. O eşittir nedir arkadaşım? 4M'dir. B eşittir de 3M'dir. Tabii ki de bunları toplayınca bana devir sayısını verecek. Devrim de 65'miş. O zaman oldu mu sana 13M eşittir 65? Aynen Johnny Vine'ın. O zaman ne oldu arkadaşım? Her tarafı 13'e bölersen özel bir sayı. 13 kere 5 65. O zaman M 5 çıktı. Küçük çark ne yapacaktı? Fazla devir atacaktı. O zaman küçük çarpın devir sayısı neydi? 6 M'ydi. O zaman ne oldu arkadaşım? 6 kere 5, 30 olmuş oldu. Peki küçük çarkın devir sayısı 30, büyük çarkın diş sayısı 80 olduğuna göre ikisinin toplamı da 110 olmuş oldu. Bakın e, aynı harfleri kullandım ama iki farklı moddan bahsediyoruz. Bakın burada tabii ki de ne doğru orantılıysa doğru orantı formatındayım. Ne ters orantılıysa ters orantı formatındayım. Unutma arkadaşım ilk önce kafanda tasarla. Yarı çapım büyükse yarı çapın ne kadar büyükse o zaman diş sayın o kadar fazla. O zaman ne kadar büyük o kadar fazla doğru orantı. Peki ne kadar büyüksen o kadar az dönersin. Ne kadar küçüksen o kadar fazla dönersin. Küçük bu fazla dönüyorsa o zaman ters orantı o zaman da çarpma olacak. Şimdi geldik arkadaşlar. Bazen sorularda karman çorman işler verirler. O zaman sen de onu toparlaman lazım. Nasıl toparlayacaksın peki? İçinde ters orantıyla düz orantı, doğru orantıyı sana aynı anda verecektir. Ve burada da bir şeyler yapacak. İşçiler var, günler var, saatler var. Ve sonunda ortaya bir iş çıkacak. İşte bu tarzda işçiler, kapasiteleri, saatleri, günleri, kaç kişi oldukları, şu bu aynı şeyleri söylemeye başladım. Bunları sana soruda verirse arkadaşım yapacağın çok önemli bir taktik var. Birinci işle ilgili her şeyi patatökte de çatatökte de çarpıyorsun. Eşittir iş yapıyorsun. Burada bölü ikinci işle verilenleri çatıda çutada çarpıyorsun. Hemen ikinci iş eşitliyorsun. Burada oran eşittir. Oran olacak. Dikkat edin. Yalnız şurada ufak bir şunu bir sileyim. Çünkü bu burada olmaması gerekiyordu. Siz bunu görmediniz. Ben de şimdi size göstermedim. İşte 3 işçi günde 8 saat çalışarak 5 günde. Bak birinci işle ilgili verilen şeyler ne? 3 işçi günde 8 saat 5 gün. E, sonunda ne çıkıyor ortaya? Bir iş. Bakın iş ne? saat değil, gün değil. İş dediğimiz şey halı dokuması. O zaman ne yapacağım arkadaşım? 3 çarpı 8 çarpı 5 bölü eşittir. Bölü burası 25 olacak. Sonra ne yapacağız arkadaşım? 4 işçi yapacağız. Günde 8 saat çalışacağız. Kaç günde dokuyacağız? Bilmiyoruz. Peki ne yapacağız sonunda iş olarak? 30 metre kare halı döşeceğiz. O zaman arkadaşım gerekli sadeleştirme yapalım. 4 ile 8 2 oldu. 1 oldu. 9 ile 3 1 oldu. 3 oldu. Karşıya geçelim. 5 ile 5 1 oldu. Pardon burası 1 oldu. Burası 5 oldu. Şu 5 ile şu gitti. 6 oldu. 1 oldu. Süper gidiyor. Biliyorsunuz ki eşitliklerde paylar paylarla paydalar paydalarla sadeleştirdim. İlk başta payları sadeleştirdim. Şimdi de paydaları götürüyorum. Burası 1 oldu. Burası 2 oldu. E hiçbir şey kalmadı arkadaşım. O zaman içler dışlar yaparsan yukarıda bir 2 var. Aşağıda bir x var. Yukarıda bir 1 var. Aşağıda bir 2 var. O zaman içler dışlar yaparsam x eşittir 4 oldu. Ve 4 gündeymiş dedim. İşte bu taktiği unutmayalım. Bu da kısa yoldur. Aklımızda olsun diyelim ve bu güzel soruyu bitirelim. Peki bu soru tarzını başka bir şekilde sorsa onu ne yapabiliriz? Bir ayakkabı üretim atölyesindeki işçiler %81 kapasiteyle yani bu adamlar yüzlük gücünün 81'ini kullanıyorlar. Yani 81 x'lik kapasiteyle çalışıyorlar. Ve 10 saat çalışıyorlar günde ve 10 günde iş bitiyor. E başka ondan sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? Ürettiği miktardaki ayakkabıyı %90 kapasiteyle yani aynı işçiler oldukları için 90 x 15 saat çalışırlarsa günde ne yapacaklar? Kaç günde üretirler diyor. Bir dakika bakın. Hani biz demiştik ya biraz önce ne demiştik? İş, iş demiştik. Bak ne diyor? Ürettiği miktardaki ayakkabıyı. O zaman benim eşittir dediğimde birinci işim büyük işse, o zaman ikinci işimde yine iş midir? Aynı iş midir? Evet, aynı iştir. O zaman aynı ise zaten demek ki bir bölü birden buralar eşit. Peki bana verilen neydi? İşçiler 81 x kapasiteyle çalışıyorlardı. Günde 10 saat çalışıyorlardı ve 10 gün çalışıyorlardı. Peki öbür adamlar ne yapıyor şu an? Öbürküler de 90x kapasiteyle çalışıyor. %90 kapasiteyle. Kaç saat çalışıyorlar? Günde 15 saat. Peki kaç gün? Bilmiyorum. İşte bu kadar. Olay bu arkadaşlar. Anlatmak istediğim buydu. O zaman sadeleştirmelerimizi yine yapalım. X'ler birbirini götürdü. 90'la 81 sadeleşti. Yukarısı 9 aşağısı 10 kaldı. 10 ile 11 birbirini götürdü. Burada bir burada bir kaldı. Şu 15 şu 10. 5'e 5'e bölünsünler. O zaman burada 3 kaldı. Gördüğün gibi buradaki 3 ile buradaki 3 gitti. 9'dan 3 kaldı. E başka da bir şey kalmadı. 3 kere 1 kere 2 6 bölü. 1 kere 1 kere x. O zaman pardon şuraya x demeyelim arkadaşlar. Onu yanlış söylemeyelim. Burası da y olsun y. Çünkü buraya x demiştik ya kapasiteye. Burası y olsun. O zaman ne oldu dostlar? İşte 6 bölü y eşittir 1 bölü 1'den 1. 6'yı neye bölersen 1 çıkar. Tabii ki de her şeyi kendisine bölersen 1 çıkar dedim. Ve bu soruyu da çok güzel bir şekilde pratik yöntemiyle yapmış oldum. Geldim buraya. Tarladan topladıktan sonra kabukları ayıklanarak elde edilen kabuksuz ay çekirdeklerinden aşağıdaki oranlarda Katılarak ayçiçek yağı yapılmaktadır. Kabuklu ayçiçek ay çekirdeğinin kabuksuz ay çekirdeğinin oranı 7 bölü 4. He, o zaman bakın şöyle yapalım mı? Kabuklu bölü kabuksuz oran neymiş? 7 bölü 4'müş. Bakın bize böyle verebilirdi. Kabuksuz ay çekirdeğinin kendisinden de elde edilen ay çekeği ayçiçek yanı oranı o zaman kabuksuz bölü ya diyelim ya ne olacakmış arkadaşlar? 3 bölü 2 olacakmış. Çok güzel. Yani ne yapılıyor? Kabuklu kabuksuza kabuksuz yağ çevriliyor. Ha, bunların da aralarında böyle bir oran var. Süper. O zaman diyor ki elde edilen ayçiçek yağları da 5 kilogramlık tenekelere koyuyor yağlarda da tenekelere. Hangi tenekelere? 5 kilogramlık tenekelere konulacak. Buna göre diyor 42 ton ay çekirdeği yani tabii ki de burada bahsetti arkadaşlar. Hani ay çekirdekleri toplanıyordu ya kabuksuz. İlk önce kabuklu toplanıyor arkadaşlar. Onu söylüyor. Kabuklu toplandıktan sonra kabuksuza çevireceğiz. O zaman 42 ton kabuklu ay çekirdeği var elimde. Bakın 42 ton. O zaman ben şuraya şöyle bir şey yazabilir miyim? 42 bölü kabuksuz eşittir 7 bölü 4. Bakın kabuklu 42. Kabuksuz ne kadar peki? Bunlar sadeleşti. Burada 6 kaldı. 1 kaldı. O zaman kabuksuzun benim ne geldi arkadaşım? Gördüğün gibi 6 kere 4'ten 24 ton kabuksuz geldi. E peki kabuksuzlar ne yapıyordu arkadaşlar? Yağa çevriliyordu. Peki yağ nasıl oluyordu? Her 3 kabuksuzdan 2 kilo, 3'te 2 yağ oluyordu. O zaman bunlar da sadeleşti mi? Evet. Burası kaç kaldı? 8. Burası 1. İçler dışların gözüne vurayım. Ne oldu? Ya eşittir 16 ton olmuş oldu. Demek ki 16 tonluk yağ var elimde. Peki 16 tonluk yağ. 16 ton ne demek arkadaşlar? 16 bir 16 bin kilogram ne olacak? 5 kilogramlık ne yapacak arkadaşlar? Tenekelere konulacak. O zaman 5 ile bölersek ne olacak? Bakın arkadaşlar 5'e bölmenin kolay yöntemini söyleyeyim. Sondan bir sıfır at 2 ile çarp. Ne oldu? 1600'ü 2 ile çarparsan 3200 olur. Cevabımız da A seçeneği oldu. Bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. Bakın ile sadeleştirmek çok kolaydır. Hemen sıfır silersin. Tabi sonda sıfır varsa hemen 5 2 ile çarparsın. Mesela bakın 120 120/5 sıfırı sil 2 ile çarp. Hop 24 mesela. Bu kadar işlem bu arkadaşım olay bitti. İşte bu güzel soruyu da bitirdik, geçmiş olduk. Geldik grafiklerle bize anlatmaya çalışırsa ne anlattığını nasıl yapacağız? Bakın zeytin 5 kilogramından 4 kilogram çekirdeksiz zeytin oluyormuş. Çekirdeksiz zeytinin de 6'da 1'i yağ oluyormuş. He, o zaman şöyle mi? 5'te 4 çekirdeksiz zeytin 6'da 1 yağ. Şöyle diyebilir miyiz o zaman arkadaşlar? Zeytin bölü çekirdeksiz zeytin 5'e 4. Tamam çekirdeksiz zeytin bölü yağ da ne olacak arkadaşlar? 6'ya 1. Zeytin 5 tane de 4 tane. Burada da çekirdeksiz de 6'ya 1 oran var. Çok güzel. Bize de yukarıda anlatmış arkadaşlar doğrusal grafiklerle. İşte grafiklerin anlamı da budur. Her 5'e 4. 5 bölü 4. Her 6'ya 1. 6 bölü 1. Bitti. Bu oranları düzgün. Ama sırasını karıştırmayın sakın. Lütfen orayı yanlış yapmayın. Bakın işte bu kadar. 100 litre zeytinyağı. Grafik okumak bu kadar kolay arkadaşlar. 100 litre zeytinyağı elde etmek için. Bize ne diyor arkadaşlar? Buranın 100 olduğunu söylüyor. O zaman çekirdeksiz zeytin bölü 100 eşittir. 6 bölü 1. İçler dışları yaptım hemen. Ne oldu o zaman? Çekirdeksiz zeytinim 600 litre oldu. Tamam. Bana ne diyordu arkadaşlar? Bana ne kadar zeytin, çekirdekli zeytin lazım diyor. Zeytin demiştik zaten oraya. Hemen bakın çekirdeksiz zeytini. Şöyle zeytin yapalım şuraları. Çekirdeksiz zeytinlere 600 litre dedim. O zaman bu denkleme geçelim hemen. Çekirdekli zeytin bölü. Çekirdeksiz zeytin. Neydi arkadaşlar? 5 bölü 4'tü. Hemen ben ne bulmuştum arkadaşım? Bakın biz ne bulmuştuk? 600 bulmuştuk. O zaman burası da benim için 600'müş. O zaman 600 ise hemen içler dışlar yapmadan önce tabii ki de sadeleştirme yapın orada rahatlayın bir. Burası 4'e bölersen 150, burası 1. Şimdi içler dışlar gönül rahatlığıyla yapabilirim. Zeytin kere bir zeytin. 150 kere 5'te 750 litre olmuş oldu. Tabii kilogram litre fark etmiyor. Bunları da ayarlamış olacağız dedik ve 750'yi işaretledik. Bu güzel soruyu da bitirdik. İşte bunları yazmak çok önemli. Bakın, bir önceki soruda da bize yazılı olarak verileni şimdi grafik olarak verdi. Hiç fark etmez arkadaşım. Gayet de güzel oldu. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Üniversite sınavında çıkmış bir soruya çok benzerine sizlere getirdik ve artık olayı bitirmiş oluyoruz. Hemen arkadaşlar nasıl yapacağımıza bakalım. Aşağıda İçinde farklı miktarlarda limonata bulunan ne var arkadaşım orada? İki özdeş şişe var. Farklı. Bunda fazla var, bunda az var. A, B şişelerindeki limonata miktarları... Bu arada şunu unutmayın. İkisi de özdeş. Şekillerin içindeki, yani kapasiteleri aynı. içindekiler farklı miktarda. İki tane özdeş. O zaman ne diyor bakın bize? A ve B limonataların 3 ile 4 ile orantılı. Bir dakika. O zaman A'daki dolu oranı limonata diyor ya A'daki limonata oranı şöyle L diyelim bölü B'deki limonata oranına oranı neymiş? 4 ile 3 ile orantılıymış. He, tamam. O zaman şöyle diyebiliyor muyduk hemen? Hemen şöyle diyebiliyor muyduk? 4K'ya 3K. O zaman bakın arkadaşlar çok dikkat. Zaten bunun fazla olduğu gözüküyordu. O zaman dolu kısmım 4K. Bunun da dolu kısmı 3K. Süper. Şimdi çok dikkat. Bu arada şunu şöyle de yazabilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın. AL bölü 4 BL bölü 3 de yazabilirsiniz. Hani eşittir K diyorduk ya. Bunlar aynı sistemlerdir. Aynı şeydir. Böyle de yazabilirsiniz. Yine 4K'ya 3K olacaktır. Hani doğru orantıda böyle yazılırdı ya. Şimdi bakın. A'nın boş kısmının ne diyor bana bakın. A'nın boş kısmı boş kısımları da 8 ile 5 ile ters orantılıymış. O zaman A'nın boş kısmı çarpı 8 ne olacak? B'nin boş kısmı hatta şunu küçük B ile gösterelim. Çarpı 5 olacakmış. E biz bunları da neye eşitliyorduk dostlar? Ekoklarına eşitliyorduk. O zaman burası da 40M olacaktır. Bakın aynı K olmaz. Çünkü aynı K olsalardı zaten ona göre olurdu. Aynı K olmayacak. M dedik o yüzden. O zaman boş kısmı bunun ne çıktı? 5M. Bunun da boş kısmı ne çıktı? 8M. Bakın A'nın boş kısmı neymiş? 5 M'ymiş. Bununki de 8 M'ymiş. Arkadaşlar olaya bakar mısınız ya? Zaten 5 M burası da 8 M olması gerekmez mi? Gayet de gerekir. Çünkü zaten bu az bu çok. Dolu kısmı fazla. Buranın da dolu kısmı az. Şimdi işte sorunun başında size önemli dediğim kısma geldik. Bunlar özdeş miydi? Evet özdeşti. O zaman ne oldu? 5M artı 4K eşittir. Bu şişenin tamamı ne olacak arkadaşlar? 8M artı 3K olacak. Tamam süper. Attım 5M'yi karşıya ne oldu? 3M. Attım K'yı karşıya 3K'yı 4K'dan çıkarsa geriye bir tanecik K kalır. O zaman arkadaşım ben artık gönül rahatlığıyla K'nın yerine 3M ye koyabilir miyim? Koyarım tabii ki de. K'nın yerine 3M ye koyabilirim. Bana sorduğu soru A şişesinin boş kısmı. A şişesinin boş kısmı 5M. B şişesinin dolu kısmına oranı. B şişesinin dolu kısmı da 3K mıydı? Evet. Bana işte bunların oranını soruyormuş. Ben biraz önce dedim. Gönül rahatlığıyla K'nın yerine 3M ye koyacak mıydım? Tabii ki de koyacaktım. O zaman 5M bölü 3K ne oldu arkadaşım? Pardon özür dilerim. K'nın yerine 3M ye koydum. 3K 3, 9. Tabii ki de M olacak. O zaman gönül rahatlığıyla işte oranım 5 bölü 9 çıkmış oldu. Ve bu güzel çok iyi soruyu da bitirdik. 10 soru ve süper sorular kolaydan zora doğru giden konuyu özetleyen ÖSYM tarzı hepsini yaptık. Bence çok iyi oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar beğenmişinizdir dedikten sonra hemen devam edelim. Bakın bizim konumuz bitmişti. Konumuz neydi arkadaşlar? Problemlerdi. Şubat ve Mart aylarında bitirdik. Nisan ayında da kesinlikle ve kesinlikle bu konuları siz de bitirin. Tabii biz YouTube'da canlı yayınlarda bunların ödevini verdik ama lütfen siz de oran orantı kısmından başlayıp lütfen benle birlikte bu yeni seride yeni kamp da diyebiliriz artık kamp kelimesi çok hoşunuza gidiyor hafta sonu kamplarında da problemleri bitirelim bitirmeyenler varsa lütfen kitaplarından bitirsin bakın bu ne Dinamo Soru Bankası kitabından lütfen şu doğru orantı ters orantı kısımlarını ve sonuç öbür tarafta son testlerdeki kısımları da bitirin ve sıfırdan dokuza kısmında da arkadaşlar yine doğru orantı ters orantı bakın yeni nesil yeni nesil kısımlarında bunlar yeni nesil sorular da var bu kısımlarda testleri de güzel yine çözelim. Ters orantıyı da güzel bir şekilde çözelim. Bakın yine bileşik orantıyı da vermiş. Biz de aynı şekilde anlattık. Bunları lütfen çözelim. Çözmediyseniz çözelim. Çözdüyseniz de arkadaşlar başka kaynaklardan çözebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde bitirebilirsiniz dedik. Evet arkadaşlar yine tekrar edelim. Müthiş bir şekilde oran orantı soru çözümleriyle orantı problemleri soru çözümüyle mükemmel başladık. Bundan sonra da inşallah bu şekilde bir ya da iki konu belki de bazen üç konuyu birleştirip on soruyla hafta sonları çok fazla vaktinizi almadan bakın 30 küsür dakika olmuş fazla vaktinizi almadan artık soru çözümüne devam edeceğiz. Bu seriyi bu kampı devam ettireceğiz inşallah dedik. Burada tabii ki de önemli olan senin yorumların işte ödüllü soru bundan sonraki soru çözümleri için beklentilerin nelerdir yoruma yaz. Biz de tabii ki de Tonguç Akademi olarak sizleri önemsediğimiz için bu kampı başlattık bu seriyi. Bundan sonra da neler yapacağımızı yine sizlerin yorumları belirleyecek arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Bir dahaki soru çözümünde görüşürüz.